Yani temel sorun, yine hani sorunu tespit edelim, çözümü beraber tartışalım. Temel sorun Türkiye'deki siyasi partiler yasası ve Türkiye'deki seçim yasası. Bu siyasi partiler yasası ve seçim yasası siyasi parti liderlerine, siyasi parti genel başkanlarına padişah yetkisi veriyor. Yani bir siyasi parti genel başkanı, genel başkan seçildikten sonra milletvekillerini kendi atayabiliyor. Yönetim kurullarını kendi atayabiliyor, il başkanlarını kendi atayabiliyor, ilçe başkanlarını kendi atayabiliyor, delegeleri kendi atayabiliyor, seçebiliyor. Dolayısıyla kurultaylarda da o delegeler o genel başkanı seçiyorlar. Yani böyle bir kapalı devre bir sistem var. Bu çok fazla halka açılmayan, tabanı genişlemeyen bir sistem var. Temel hedefimiz, yani benim de siyasete girme nedenim, yani ben olaya Türkiye'nin içinden geçtiği zor süreci yakın takip ediyorum. Türkiye'deki rejim ve sistem karşısı bir siyasi parti, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaratabileceği büyük tehlikeyi görüyorum. Tabii bununla mücadele çok önemli. Ama esas bu buzdağının üstü. Buzdağının altı, önemli olan bu sonucu doğuran sebepleri ortadan kaldırmak. O da siyasi partiler yasasının değişmesi, seçim yasasının değişmesi gerekiyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde doğrudur. Yani bundan önceki Genel Başkan Deniz Baykal'la benim esasında yollarım kesişmedi. Ben Deniz Baykal'la da genel başkanımızla da o zaman hep belli bir, hem geçmiş sivil toplum örgütlerinde çalışırken hem sonrasında da hep kendisiyle belli bir mesafede oldum. Hep görüş alışverişinde bulunduk. Fakat bana, yani benim onunla siyaset yapma, o zaman onunla beraber siyaset yapmama nedenim, eğer siyasete gireceksem aktif olarak bir siyasete bir farklılık yaratabilmek ve siyasette sistemsizliğin bir parçası olmamak. Dolayısıyla Sayın Baykal'ın o zamanki yönetimi ve yönetim anlayışında benim katabileceğim bir şey olmadığını gördüm. Yani Türkiye'nin çok önemli gündemi var, Türkiye'nin çok önemli sorunları var, çok önemli öncelikleri var. O zamanki Sayın Baykal'ın genel başkanlığındaki Cumhuriyet Halk Partisi önceliği ve gündemi Türkiye'nin önceliği ve gündemlerinden farklıydı. Daha parti içi odaklı bir gündeme sahipti. Türkiye çok zor bir süreçten geçiyordu. Ben de o zaman o gündeme, o kısır gündemin içerisinde yok olmak istemedim. Ve parti içerisinden milletvekillerimiz ve yönetim kadrosundaki arkadaşlarımızın talepleri doğrultusunda Sayın Baykal'a karşı yeni bir siyaset anlayışını ve bir dünya partisi hedefini güden bir anlayışı, hedefleyen, arzulayan bir anlayışı temsil ederek Sayın Baykal'ın karşısında genel başkan aday adayı oldum. Bugün geldiğimiz noktada tabii kaybettim o süreçte. Fakat bu kaybetmem benim bu inancımı yitirmedi. Tam tersi, yine partim için hizmet etmeye, çalışmalara bir üye olarak devam ettim. Bu konuda çok açıkça şunu söyleyebilirim. Sayın Baykal'dan ve Sayın o zamanki yönetim kurulundaki diğer yönetici arkadaşlarımızdan bu yarışı kaybetmiş olmam veya bu yarışta Sayın Baykal'la beraber yer almamış olmam, ama onun karşısında yer almama rağmen en ufak bir tepkiyle, en ufak bir olumsuzlukla karşılanmadım. Benim yaptığım çalışmalar her zaman onlar tarafından da saygıyla, sevgiyle karşılandı. Yaptığım çalışmalar hiçbir şekilde engellenmedi. Ve bu işte bu kurultaya kadarki süreçte partime yerelde ve genelde elimden geldiği kadar destek vermeye çalıştım. Bir lider değişimi oldu. Lider değişimi olduktan sonra da yeni genel başkanımız beni partide bana böyle bir imkan verdi. Bu imkanı da ben kabul ettim ve çalışmalarıma devam ediyorum. Tek adama bütün yetkiler verilirse her zaman o korku imparatorluğuna dönüşebilir. Yani bugün belki Sayın Kılıçdaroğlu, bugünkü genel başkan daha demokratik bir anlayış sahip olabilir. Ama yarın öbür gün Sayın Genel Başkan olağanüstü veya olağan şekilde görevini bıraktığı zaman tekrardan yetkileri çok sert kullanabilecek bir genel başkana sahip olur Cumhuriyet Halk Partisi. Bunun temelinde tüzüğün değişmesi gerekir. Tüzüğün daha demokratik bir tüzük haline gelmesi gerekir. Yani bunun çözümü odur. Daha demokratik bir tüzüğe sahip olmak.
Yani insanların daha çok katılımcı olabilecekleri ve her alanda, her kademede söz hakkına sahip olabilecekleri, oy hakkına sahip olabilecekleri, seçme ve seçilme haklarına sahip olabilecekleri yeni demokratik çağdaş bir tüzüğe ihtiyaç var. Onun gelmesi gerekiyor. Korku İmparatorluğu yani her zaman böyle tek adamın olduğu yerde, bugün mesela Adalet ve Kalkınma Partisi'nde çok daha fazla bir korku imparatorluğu var. Sayın bakanlar veya yönetimdeki insanlar Sayın Başbakan'a sormadan bir açıklamada bulunamıyorlar. Yani orada çok daha baskıcı bir uygulama, çok daha sert bir uygulama var. Bunu kamuoyuna da zaman zaman yansıyor. Bakanlara bile Sayın Başbakan çok sert tepkiler gösterebiliyor veya onları konuşturtmayabiliyor. Dolayısıyla esas temel şey, yani orman ve ağaçlara baktığımız zaman Türk siyaset sisteminin ve Türk seçim sisteminin değişmesi gerekir. Türkiye'de daha demokratik ve etik bir siyaset anlayışının, yani dokunulmazlık olmayan, hesap verebilir, şeffaf bir siyaset anlayışına ihtiyaç var. Sayın Sav Korku İmparatorluğu'nun başındaki kişi miydi? Hayır. Yani ama tabii uzun yıllar Sayın Baykal'la Sayın Sav'ın yönettiği bir Cumhuriyet Halk Partisi vardı. Dolayısıyla onların belli kuralları vardı. Onların daha belirgin bir takım kuralları vardı diyebiliriz. Yani o kurallar belki bazılarına sert geliyor olabilir. Dolayısıyla yani iki patron vardı ya da tek patron vardı Sayın Baykal ve sonra da Sayın Sav en önemli mevkilerden birisiydi, genel sekreterlik. Korku İmparatorluğu belki o sözde, yani orada bir gerçekten önemli bir dönem değişikliği oldu. Hem Sayın Baykal ayrılması, hem Sayın Sav'ın ayrılması bir anda, yani Cumhuriyet Halk Partisi işte halkla daha kucaklaşabilen veya bir takım kuralların, bir takım sınırların daha esnediği bir hale gelmiş oldu. Gelecek için böyle devam ederse ne olur? Tehdittir. Yani yarın öbür gün bunu Sayın Kılıçdaroğlu da yani yarın öbür gün belki şeyini değiştirebilir. Yani bu yetkileri olumsuz kullanabilir veya ondan sonra gelecek insanlar da kullanabilir. Buradaki doğru olan şey gerçekten demokratik bir tüzüğe sahip olmak ve Türkiye'deki siyaset sistemi, seçim yasası ve siyasi partiler yasasını değiştirmek. Belli dönemlerde, mesela Bülent Ecevit döneminde, yani zaten illa baktığınız zaman büyük değişiklikler hep yine işte 80 darbesinde olduğu gibi, 70'te olduğu gibi, 60'ta olduğu gibi hep, yani bir takım Türkiye demokrasiyi, demokratik demokratikleşme prensiplerini tam oluşturamadığı için sürekli olarak bir görev yetki aşımı oluyor. Sonra bir müdahale oluyor içeriden veya dışarıdan, sonra bir değişim oluyor. Yani sadece bu solla ilgili değil. Ama şuna katılıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi uzun yıllardır tek başına iktidar olamaz.